Çatıda havalandırmayı inceleyelim. Yapının kullanım aşamasında iki eğimli çatılarda iki durumla karşılaşıyoruz. Birisi biraz önce sözünü ettiğimiz su buharının kesit içerisinde çatı katmanları içerisinden geçerek dışarı çıkması ve diğeri ise çatıda farklı sıcaklıkta bölgelerin oluşması. Bu ikisi de bir problem oluşturabilir, bir probleme neden olabilir. Öncelikle yanlış ürün seçimi nedeniyle özellikle su buharı geçirmeyen ürünlerin seçilmiş olması ve bu su buharının tahliye edilmemesi nedeniyle ya da yanlış ısı yalıtımı nedeniyle kesit içerisinde yoğuşma gerçekleşebilir. Bu yoğuşma kesitten su buharının tam olarak dışarı çıkmadan suya dönüşmesi durumu ve kesitteki ürünlerin ıslanması durumudur. Hem strüktürel anlamda hem küflenme gibi sağlık açısından ciddi problemlere neden olabilir. İkinci örnekte ise yine yanlış ısı yalıtımı nedeniyle iç mekanın sıcak olması ve işte soğuk ve karlı bir günde çatıdaki karın içeriden gelen sıcak hava nedeniyle bir parça erimesi. Buna karşılık özellikle bu şekilde konsol çıkan saçaklarda hem üstte hem altta soğuk nedeniyle burada tekrar donması, birikmesi ve buzullar oluşturması, sarkıtlar oluşturması oldukça ciddi bir problem yaratabilir. Her iki durumu da düzeltmek için şunlara dikkat etmek gerekir. Ya çatıyı oluşturan tüm katmanların buhar geçirgen olması ve su buharının kolaylıkla dışarı ulaşabilmesini sağlamak. Ya da eğer buhar geçirmez bir ürün kullanmak durumundaysak bu arada biriken buharın alınıp tahliye edilmesini sağlamak ve çatının bütün çatı yüzeyinin soğuk olması ve dolayısıyla karın erimesinin engellenmesi. Her iki iş içinde biz havalandırmadan yararlanabiliriz. Bu havalandırmayı doğal ya da mekanik olarak gerçekleştirmek söz konusu. Doğal havalandırmada saçak kotundan alınan soğuk havanın çatı katmanı içerisinde gezdirilerek buradan dışarı çıkarılması, mahya kotundan dışarı çıkarılması söz konusu. Böylece hem bu ara katmanda biriken buharın tahliye edilmesi gerçekleştirilebilir, hem de bu kaplamanın hemen altında soğuk bir kanal oluşturarak yağan karın erimesi engellenebilir. Bu noktalarda yani saçak kotunda ve mahya kotunda soğuk havanın girip yukarı doğru hareketini sağlayacak ve mahya kotundan dışarı atılmasını sağlayacak uygun çözümler, ayrıntı düzenlemeleri, ayrıntı tasarımı gerçekleştirilmeli. Ya da çatı biçimine göre eğer alın duvarlı beşik bir çatı söz konusuysa bu soğuk katmanı ve işte fazla buhar birikimini bu çatı arası mekanında da gerçekleştirebiliriz. Ya da mekanik parçalar, motorlu, elektrikli parçalar kullanarak havanın emilmesini, dışarı atılmasını sağlayabiliriz.